Sakin ol hayatım. Hizmetçin olması dünyanın sonu değil ki. İstemiyorum diyorum, dinlemiyor ki. E kolayı var, boşa gitsin. Sen ne diyorsun Yorgo? En pratik çözüm, gideceksin hakime. Diyeceksin ki, hakim bey, ben kocamdan boşanmak istiyorum. Çünkü beni eve hizmetçi almakla zorluyor. Sonra hakim sizi bir celsede boşayacak. Bir ara biz gelip seni Bakırköy'den alacağız. Ne yapacağımı bilemiyorum. İhsan bir müşterisi aracılığıyla birini bulmuş bile. Kadın yarın gelip görüşecekmiş benimle. Ben senin sıkıntının sebebini anladım galiba Sevinç'ciğim. Suçluluk duygusu. Parayı sokağa atıyormuşsunuz gibi geliyor sana. Ne yapayım Feraye'cim? Biz 3 kuruşun hesabını yaparak büyüdük hep. Parayla saadet olmaz ama. Parayla saadet olmaz mı? Hadi canım sen de. Hep zenginlerin uydurması o laflar. Sırf fakirleri avutmak için. Şarkısı bile vardır. Paranın ne önemi var? Mühim olan insanlık. İyi de bestecisi şarkı her söylenişte telif hakkını söke söke alır. Yorgo, sen susamamış mıydın? Susamış mıydım? Ah, ağzım dilim kurudu oturmaktan. Gidip su içeyim bari, kana kana. Bak Sevinç'ciğim, sana bir sır vermek istiyorum. Parayla saadet oluyor. Ama Feraye'cim, ben bütün hayatım boyunca fakirlikle boğuşarak, hesap kitap yaparak yaşadım. Üzerime giydiğim her şeyi bile ya pazardan almışımdır, ya indirimden almışımdır. Ya da ölen akrabalarımdan kalmıştır. Alışırsın şekercim. Öğrenmen gereken tek bir kelime var. Alıyorum. Ama önce unutmam gereken 4 kelime var. En son kaça olur. Hep biraz paramız olsa dertlerimiz sona erer diye düşünürdüm. Ama İhsan'la son bir haftadır 20 senedir ettiğimizden daha fazla münakaşa ediyoruz. Boşuna dememişler para her türlü kötülüğün anasıdır diye. O para icat edilmeden önceydi. Ne zaman para icat edilip ne işlere yaradığı anlaşıldı, artık parasızlık bütün kötülüklerin anası. İhsan da seninle aynı fikirde ama o başka türlü ifade eder. Kurşunu meteliğe atmaktansa kafanı sık daha iyi.